CHP'nin 3. Milletin Sesi mitingi Balıkesir'de düzenlendi. Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplanan partililere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi ve seçim vaatlerini sıraladı. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçilerin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Rahat edecek çiftçi kardeşim. Seçim vaatlerini sıraladı, iktidarın dış politikasını eleştirdi. Dış politikanın şahsileştiğini görüyoruz. Birilerinin iradesine göre dış politikanın oluşturulduğunu görüyoruz. Dış politikanın milli olmaktan çıkarıldığını görüyoruz. O nedenle ağır bedeller ödüyoruz. Devletin yapısında ciddi bir çürüme var. Devlette liyakat kalmadı. Rüşvet alanların büyükelçi tayin edildiği bir ülke olmak istemiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'deydi. Milletin Sesi adı verilen mitingde konuşma yaptı. Başlıklardan biri de sığınmacılardı. Afganlı kardeşlerimiz binlerce kilometreden çıkıp Afganistan'dan İran topraklarını aşıp Türkiye'ye geliyorlar. Onları İran'a iade edeceğiz. Hiç bunun lamecimi yok. Uluslararası anlaşmalar böyle diyor. İran'a iade edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi 4 aşamalı bir planla kendi ülkelerine davulla zurna ile göndereceğiz. Ve iktidarın çözümü için çalışma başlattığı EYT. Evliler, EYT sorunu. Hiç meraklanmayın. Çözdüler. Çözemezlerse az kaldı biz çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarına Bay Kemal ifadesini ekledi. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı ver. Bay Kemal sıradan bir olay değil.